Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa. Bana bir şeyler getirmişsinizdir ya. Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da var. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Yani bu videoyu yaparken Mike ismini görünce böyle bir Brawl Stars'a falan gittim. Ulan gerizekalı. Senin Hocam tamam, fazla şey yapma tamam, ya tamam. Neyse dostlarım. Bir tık ciddileşelim ya. Mike'ın creepypasta formuna baktığımızda karşımıza tanıdık isimlerin bulunduğu ürpertici bir fotoğraf çıkıyor. Fotoğrafta bulunan isimlere baktığımızda Arthur 1545, Hector 1545 ve Evan 1545 olmak üzere bu saydığım 3 efsanenin de rahatlıkla mezara baktıklarını görüyoruz. Bu fotoğrafta böyle başka dikkat çeken aman bir şey göremedim. Lakin ikinci fotoğrafa geçtiğimizde evet, bu üç efsanenin de baktığı mezar Mike 1545 efsanesine aitmiş. Buraya kadar her şey tamam dostlarım. Fakat işin ürpertici yanı, Creepypasta'da bu fotoğrafları açıklamak için yani hiçbir şey yazılmamış. Yani üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Eğer sizin bu konu hakkında teorileriniz falan varsa yorumlara uçun dostlarım. Gelin bir de Creepypasta'ya yazılan şeyleri benim gözümden dinleyin. Merhabalar, benim adım Zek, arkadaşımın ismi ise David. Açıkçası söylemek gerekirse arkadaşım David ile Minecraft'ın korkunç yanlarını severiz. Ve yine gizem araştırmak için bir Minecraft sunucusu kurduk. Dünyaya girdiğimizde aklımıza tatlı bir fikir geldi. Benim Minecraft'taki ismim Prof Zek'ti. Arkadaşımınki de aynı şekilde Prof David'ti. Oradan yola çıkarak böyle roleplay tarzı laboratuvar yapmaya karar verdik. Birkaç saatin ardından laboratuvarı inşa etmiştik. Roleplay yapacağımız için yani laboratuvarın içinde böyle birkaç denek olsun istedik. Ve o denekleri eklemek için de yani birkaç Minecraft modu yüklemem lazımdı. Evet, bir mod yüklemiştim. Hatta modun ismi yanlış hatırlamıyorsam Mike Steve Boss Spanner gibi karışık bir şeydi. Laboratuvarın içerisine botu koymuştum. Fakat modu yüklerken resimlere baktığımda yani modlar Steve şeklindeydi. Ama benim koyduğum bot dış görünümünde tişörtü sarıydı ve altındaki pantolon da turuncu renkteydi. Yani sonuçta şaşırmadım. Bir mod yüklemiştim. Yani bir moddan ne olabilirdi ki? Aradan birkaç süre geçtikten sonra chatten beklemediğim bir mesaj aldım. Mike 1545 oyundan ayrıldı diye bir mesaj vardı. Direkt arkadaşımla botu kontrol etmeye gittik. Tam da beklediğimiz gibi bot yerinde yoktu. Fakat aklımıza bir şey takılmıştı. Yani o bot normal bir NPC'ydi. Yani Minecraft'ta normal bir zombi gibi bir canlı olarak geçiyordu. 4 veya 5 dakika ardından tekrardan chatten mesaj belirdi. Evet, o bot tekrardan oyuna katılmıştı. Chatten kim olduğunu sorgulayacaktık. Fakat o bizden önce davrandı. Bir anda karşıma belirdi ve bana körlük iksiri attı. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Direkt chatten bir şeyler yazsam da chatten yazdığım mesajlar ne arkadaşıma gidiyordu ne de Mike'a. Bir dakikanın ardından körlük efekti geçmişti. Fakat kendimi bambaşka bir yerde buldum. Yanımda arkadaşım David yoktu. Tam aksine karşımda Mike 1545 bulunuyordu. Ne yapacağımı bilemezken chatten de bir mesaj gönderdi. Sevgili Zek, bir daha mod yüklerken iki kere düşün. Bu yaptıkların için seni Minecraft'tan soğutacağım. Ne bir daha arkadaşını görebileceksin, ne beni görebileceksin, ne de Minecraft'ı. Dedikten sonra oyunum direkt çöktü. Bu olaydan bir hafta geçse de hala Minecraft'a giremiyorum. Ama merak etmeyin, arkadaşımla bir sosyal medyadan görüştüm. Kendisinin bahsettiğine göre benle apayrı bir durum yaşamış. Eğer bir gelişme olursa sizlere tekrardan ileteceğim. Evet, bu epik hikayenin de kısa bir anlatımdan sonra sonuna erdik. Yani dostlarım, bu Mike 1545'in bu hikayede hiç acımasız olduğunu görüyoruz. Yani vicdanı sıfır bu adamın.
Başka da baya baya işkence etmiş dediğim gibi. Yani hackerlık seviyesi yüksek mi desem, yani psikopat mı desem, yani o sözü size bırakıyorum. Hocam tamam, fazla şey yapma ya, tamam. İsterseniz çok kısasından bu efsanenin biraz da özelliklerine göz atalım. Bakın dostlarım, Minecraft'taki botunun kılına girebiliyor. Ya bu bot olayı zaten 15-45'lerde yani gayet normal bir şey. Yani bütün 15-45'lerin neredeyse botları var. Mike 1545 direkt botunun kılına giriyor. Yani full özelliklerine baktığımda botları ile ilgili olduğunu görüyorum. Yani şöyle kısa bir özet yaparsak da, yani Mike 1545 botsuz bir hiçbir şey. Mike görünmez olabiliyormuş, yine diğer efsaneler gibi yıldırım çarptırabiliyormuş. Kollarını falan kaldırma yazıyor burada. Başka da yani ilgi çekici bir özelliği yok dostlarım. Aynen öyle. Her neyse dostlarım, ben burada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.